Sadece iktidar partisinin kendisi değil, bağımsız adayından diğer partilere kadar tamamen Dersim İttifakı'nın karşısında konumlanmış ve Dersim İttifakı'nın kaybetmesini hedefleyen bir politika yürütüyorlar. Buna hep birlikte karşı duracağız, durabiliriz. Tıpkı 100 yıldır yaptığımız gibi değerli arkadaşlar. Dersim'de kadın eş başkan adayı olmak, daha doğrusu eş başkan adayı olmak onur verici ve gurur verici. Önce bunu ifade edeyim. Sorumluluğunun ağır ve yolumuzun uzun olduğunun bilincindeyiz. Şimdi Dersim'in kalbi olarak nitelendirdiğimiz gazimizde olmak da bizler için ayrıca bir mutluluk verici durum. Biz şu ana kadar projelerimizden bahsettik, neler yapacağımızdan bahsettik. Ama bir de 31 Mart'ta neler yapacağımızdan bugün de bahsedelim. Biliyorsunuz ki hepimizin yakınları dışarıda, yani diğer şehirlerde. Dersim üzerinde birçok oyun oynanıyor. Biz de diyoruz ki bir oy çok oyunu bozar. Bu ifadeyle kent dışında bulunan yakınlarımızı tek tek arayalım. Bu seçimde hepimiz sadece elimizi taşın altına değil de bedenimizi taşın altına koyalım. Ve bu seçimi kazanmak zorundayız. Bizim Dersim'e karşı zorunluluklarımız ve sorumluluklarımız var. Biz bu kenti gerçekten Dersim yapacağız. Ama bir de bizim sosyal yapı dediğimiz bir gerçekliğimiz var. Dersim'i artık Tunceli'leştirmek isteyenlere karşı, onların o Tunceli manipülasyonuna karşı bizler Dersim İttifakı olarak buradayız. Bugün bu kente burnumuzun dibine kadar gelenler, Seyit Rıza'ya kadar gelen tarikatlar, cemaatler, geçtiğimiz günlerde Hizbul Kontra'nın temsilcileri, 90'ların katliamcılarının, Kürt katillerinden siyasi geleneğini kalktılar, dediler ki bizim kendi partileri için Alevi Partisi'dir. Biz de şuradan diyoruz ki Aleviler insan öldürmez. Tek bir canlının dahi canına kıymazken onların zihniyetinin ne olduğunu biliyoruz. Onların zihniyeti düşkünlerin zihniyetidir. Dişsizleştirilen, hissizleştirilen, göç ettirilen, güvensizleştirilen Dersim'imizi yeniden inşa etmek için buradayız. Güçlüyüz, kazanacağız, kazanacağız. Bugün AKP iktidarının Aleviler karşısında konumlandığı yer çok belli. Kendi Alevisini yaratmak, Alevi inancına müdahale etmek ve tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Evet, belediye yerel hizmetleri yapar ama bu belediyede kendi öz kimliğimizle ve kendi değerlerimizle bu belediyeciliği yürütmek aslında esas ihtiyaç duyduğumuz şeylerden birisi. Dilimizi, inancımızı, kimliğimizi, mücadelemizi, direnişimizi ve bu direnişi bize miras bırakan değerlerimize sahip çıkmamız gereken bir zaman dilimindeyiz. Eki Seyirıza, Ben Erzim'den, İvan Rısım, Ovan Kimi, Darbikeni, Marak Eleşin ama Bızaniki, her sere kemerede, her bine davet edin Hüseyin'e istiyor. Dersim'de çıkarılan adaylar, Dersim'de faaliyet yürüten akıllara baktığımızda tehlikenin ne kadar büyük olduğunu elbette ki görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim bize yönelik yapılan bütün saldırılar karşısında koruduğumuz direnişimiz, koruduğumuz mücadelemiz bugün 31 Mart'ta çok daha büyük bir kazanıma tekabül etmek durumunda, çok daha büyük bir kazanıma kavuşmak durumunda. Sözümüzdü, göreve geleceğiz, birlikte yöneteceğiz. 4 gün kaldı seçimlere. İlkin böyle yan yana duracağız. Eleştirilerimiz olacak. Parti kaygısıyla birbirimizi eleştireceğiz. Örgüt kaygısıyla birbirimizi tartışacağız. En derin ideolojik tartışmaları biz yürüteceğiz. Dersim İttifakı, yani Dersim İttifakı'nın dostlarıyla bu kentin sosyal, kültürel, siyasal, dil ve her alandaki sorunlarına birlikte çözüm bulacağız. Kenti Dersim İttifakı olarak halk meclisleri üzerinden yöneteceğiz. Halk meclislerinin içerisinde engellilerimizin komisyonları olacak. Engellilerimizin eş sözcüleri olacak. Engellilerimiz kendi sorunlarıyla ilgili halk meclislerinde kendi kararlarını verecekler. Eş başkanlar da, başkan yardımcıları da, belediye meclis üyeleri de engelliler komisyonunun yapmış olduğu, vermiş olduğu kararları hep birlikte imzalayacaklar. Söz sizin olacak, halkın olacak. Tartışıldığını biliyoruz.
5000'e yakın sokak hayvanı var il merkezinde. Bir de civar illerden, kenar illerden getirip bırakıyorlar. Şimdi barınak demeyeceğiz. Bakım evlerini oluşturacağız sokak hayvanlarımızla ilgili. Hem tedavilerini yapacağız, hem cari müdahalesini yapacağız. Haksızlık yapmayalım. Şu anda kısmen yapılıyor arkadaşlar. Gittik, baktık, gördük ama şimdi sonuçta 5000 tane sokak hayvanı var. Bunların bir maliyeti var, yeme içmeleri var, ilaçları var, bunun gibi. Sonra toplu taşımada projelerimiz olacak. Gazik mahallemizde, bakın cemevimizde kayın var. Dersin cemevimizde şu anda kayın var. Orayı AKP'nin hizmetleri üzerinde yönetiyorlar. Ama biz bir göreve geldiğimizde müdahalemiz olacak halkla birlikte, sizinle birlikte. Ve ikincisi de Gazik'te ikinci bir cemevi inşaatına, projesini başlatacağız. Bu kentin 2004'te belediyesi alındığından bu yana gerçekten hem belediyenin kendi tüzel kişiliğini, kimliğini kazanması hem de halkımıza büyük hizmetler, o kent kazanarak büyük hizmetler verildi. Çokça söylerim, belediyeyi aldığımızda Songül Başkan'la birlikte A4 kağıdını kurumlardan, arkadaşlarımızdan istedik. Belediyenin A4 kağıdı yoktu. İşte biz de sizin kardeşleriniz olarak, sizin evlatlarınız olarak bugün yine karşınızdayız, yine birlikteyiz, yine yan yanayız. Ve siz de 31 Mart'ta bir kez daha demokrasiden, emekten, özgürlükten yana oylarımızı kullanmaya çağırıyoruz ve bunun için çalışmaya çağırıyoruz aynı zamanda. Biz tabii ki bu seçimi kazanıyoruz. Bunlar hiçbir şüphe yok. Ama bugün sizden isteğimiz sadece bu seçimi kazanmak değil. Öyle bir kazanacağız ki o düzen partileri, o düzen partilerin bütün uzantılarına öyle bir ders vereceğiz ki, öyle bir fark atacağız ki bir kez daha, bir seçim daha bu ittifakın, bu demokrasi güçlerinin karşısına çıkacak yüzleri olmasın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.